31 bunu izleyelim. Zevkten... Beyaz, beyaz kurt naber? ne yaptın lan? Bakalım beyaz kurtum ne yapmış? nasıl gidiyor? Agalar çok keyifliyim ya. Harbiden böyle zevkten var ya dört köşe oldum şu anda. Kalkıp oynayacağım. Niye i̇şte bize için? böyle güzel haberlerle gelin lan. Seçime şurada kalmış üç gün ve biz sadece kötü haberler duyuyoruz. Biraz da güzel haberler duyalım değil mi? Vallahi de billahi de biz bunu hak ettik. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Hemen anlatıyorum. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu'nun hukuksuz bir davranışı hakkında bir video çekmiştim. Bu video gerçekten çok fazla yayıldı. Facebook'ta, Twitter'da... Twitter'da orada burada herkes bu konuyu konuşmaya başladı. Çünkü konu gerçekten ciddiydi. Süleyman Soylu böyle bir hakkı olmamasına rağmen seçime müdahale edebiliyordu. Bu da acaba hile mi yapılacak sorusunu da gündeme getiriyordu. Çünkü biliyorsunuz Süleyman Soylu'ya güven olmaz. Daha sonrasında ise hatırlarsanız YSK bu talebi reddetmişti. Süleyman Soylu da bu sefer yeni bir hamle yaptı ve dedi ki ben seçim sonuçlarını jandarma ve polis aracılığıyla toplayacağım. Ancak bu seçim kanunlarına aykırıydı. Bununla alakalı hatta dün konuştum. Ve bu olayı hep beraber elimizden geldiğince gündeme getirmeye çalıştık. Bütün muhalif haber sayfaları, bütün muhalif insanlar bu konuyla alakalı her tweet'ler de, paylaştı Sadat ve bu olayı her yerde yaydılar. YSK da sonunda bu karara müdahale etti ve Süleyman Soylu'nun tüm planlarını suya düşürdü. Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarına görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Gamer sayfasına kaydedilmesi kararını Yasakladı. Yani Süleyman Soylu'nun yaptığı bütün plan suya düştü. Artık seçim sonuçlarını hukuksuz bir şekilde görüntüleyemeyecek veya müdahale edemeyecek. Zaten bir İçişleri Bakanı'nın... Yani dün bana bunu bizim Damon ısrarla attı. Kanka şuna bak, kanka şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak diye. Yani ben olayın ilerlemeyeceğini biliyordum. Yani reaksiyon alındığını da biliyordum. Aslında bu dünün haberi. YSK Hanım'ın hayır diyeceği dünün haberiydi. Söyleyemediğim için çok fazla ilgilenmedim. Burada konuşamadım. Ağzıma sıçtınız abi gündem edin abi konuşun diye. Lan bir relax. Lan bir rahat olun. Oğlum hoplamayın bir oturun lan. Hoplama hoplama. Şşş. Hoplama lan. Bir oturun ya. oplamayın oğlum. Buna müdahale etmesi çok saçma olurdu. <laughs> Çünkü tekrar söylüyorum seçim konusunda sadece iki etkili vardır. Birisi YSK yani Yüksek Seçim Kurulu. Diğeri ise parti. Hayır bizim başka deyim, kimse Başka bir deyimim bu. Etkisi olamaz. YSK gerçekten beni bu sefer şaşırttı. Umarım da böyle tarafsız kalmaya devam eder. 2019'daki İstanbul seçimleri gibi olmaz. Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istedim. Endişelenmenizi gerektirecek herhangi bir durum kalmadı. Süleyman Soylu hiçbir şekilde seçime müdahale edemeyecek. Arada iyi şeyler de oluyor işte. Hazırlanın. Son 3 Aa ayağım uyuştu bir saniye ayağım uyuştu